Gerçekten de çok dolu dolu, mesaj dolu, kıssa dolu, hikaye dolu bir ömür ve gerçekten insanı imana sevk eden çok fazla ibretle dolu bir ömür. Biz Kur'an ışığında biraz hayatını anlamaya ve kendi hayatımıza da tatbik etmeye çalışalım. Özellikle ben anlattıkça sizler onun hayatındaki teslimiyet ve tevekkülü ve en önemlisi marifetullah dediğimiz Allah'ı tanıma, Allah'ı kainata bakarak tanıma, Allah'ı sanatlı eserlerinden sanatkarlığını tanıyarak öğrenme ve Rabbine bu şekilde yaklaşma perspektifiyle dinleyin. Yani Hz. İbrahim bize tam bir iman dersi olarak mesajını versin. Hz. İbrahim'in babasının ismi Taruh'tu ve rivayete göre kendisi halis bir mümindi ama babası vefat edince amcası Azer annesiyle evlendi ve amcası bir putperestti. Geçimini de putlardan sağlıyordu ve Hz. İbrahim'e de zorla put sattırmaya çalışıyordu. Yaşadıkları bölge Keldani kabilesinin bölgesiydi ve o kabilenin de başında Nemrut vardı. Nemrut ilk zamanlarda aslında adil birisiydi, insaflı birisiydi fakat daha sonra saltanatı güçlendikçe kendisinde bir kibir ortaya çıktı ve ben de ilahım demeye başladı. Kendisine putlar yaptırıyor, heykeller yaptırıyor ve kendi heykellerine Tanrı ismiyle haşa taptırıyordu. Bir gün rüyasında gökte böyle bir nurun parladığını gördü ve o güneş ve ayın nurunu söndürecek derecede güçlü bir nurdu. Daha sonra bir kişi geliyor, onu tahtına indirip yere çarpıyordu. Nemrut dehşet alarak uyandı bu rüyadan ve hemen müneccimlere rüyanın tabirini yaptırdı. Müneccimler dediler ki yeni bir din gelecek ve senin saltanatını yerle bir edecek. Mutlaka ona karşı tedbir almalısın dediler. Ve o da tıpkı Hz. Musa'nın hikayesindeki Firavun'un yaptığı gibi zalimce bir tedbir aldı ve doğan bütün erkek bebekleri öldürdü. Bu sırada Hz. İbrahim'in annesi de ona hamileydi. Doğumu yaklaşınca kocası Azer'e dedi ki sen puthaneye git, ben doğumu yapayım, eğer erkek olursa senin yanına getiririm, sen de Nemrut'a götürürsün. Kendi elinle götürdüğün için o senin çocuğunu öldürdüğü zaman senin onun gözündeki değerin yükselir, itibarın artar. Azer puthaneye gittikten sonra annesi Hz. İbrahim'i bir mağarada doğurdu ve mağaraya yerleştirdi, gizlice orada emzirdi. Azer eve dönünce de ona dedi ki çocuk çok güçsüzdü, dayanamadı, öldü. Azer ne zaman evden gitse annesi mağaraya gidiyor ve orada çocuğu emziriyordu. Hz. İbrahim'in bazen kendi parmağını emdiğini ve emerken ağzında bazı gıdaların olduğunu fark ediyordu. Cenab-ı Hak hurma şırasıyla, sütle, yağ ile onu bebekliğinde böyle besliyordu. Bu şekilde mağarada çocukluğunu geçirdi. Mağaradan çıkınca ailesinin yanına dönünce yıllar sonra Allah onun kalbine direkt tevhidi yerleştirmişti. O da Allah'ın birliğinden ve varlığından bahsediyor, putları reddediyordu. Bunu her söylediğinde annesi babası ağlıyordu ve Nemrut'un çocuklarına bir zararı dokunacağından korkarak onu uyarıyorlardı. Ama o da diyordu ki ben çocukluğumda nasıl Rabbim beni Nemrut'tan korudu, merak etmeyin büyüdüğümde de öyle koruyacak. Azer diğer oğullarına yaptığı gibi Hz. İbrahim'e de zorla put sattırmaya çalışıyordu. Ona verdiği putları Hz. İbrahim çarşının orta yerine kadar getiriyor, onlarla adeta çaktırmadan dalga geçiyordu. İnsanların gözünde putların hakir olmasını sağlayacak şekilde putlarla istiza ediyordu. Hadi yürüsenize niye yürümüyorsunuz? Hadi su içsenize niye içmiyorsunuz? Gücünüz mü yok? Bu tarz şeyler söylüyordu ve satarken insanlar normalde malını pazarlamaya çalışır ya. O da diyordu ki ne faydası ne de zararı olan, kendisine bile hayır olmayan bu putlardan kim almak ister? Böyle deyince hiç kimse almak istemiyordu. Halbuki o zaman putların ticareti çok ciddi manada bir gelir getiriyordu. Hatta bütün insanların çarşının meydanında olduğu bir gün Hz. İbrahim yeni kararmış gökyüzünde bir yıldızı gösterdi. Dedi ki işte benim Rabbim budur. Daha sonra yıldız batınca, görünmez olunca dedi ki ben batıp gidenleri sevmem. La hubbul afilin. Benim Rabbim o olamaz dedi. Batıp giden birisi nasıl Rab olabilir ki dedi. Daha sonra ayı gösterdi. Budur benim Rabbim. Hem daha büyüktür hem daha parlaktır. Sonra gün ağarınca insanlar tekrar meydana geldiklerinde tekrar bu sefer ayı gösterdi. Ay gitmiş, ay yok olmuş. La hubbul afilin, ben batıp gidenleri sevmem dedi. O da benim Rabbim olamaz. Öyleyse budur benim Rabbim diyerek bu sefer güneşi gösterdi. Hem dedi bu aydan da büyük dedi. Bu şekilde insanların nazarında Rabbin kudretinin daha yüksek olduğunu adım adım anlatmış oluyor ve acizliğin bir ilahta olamayacağını ders vermiş oluyordu. Yoksa kendisi de onların Rab olamayacağının farkındaydı. Nitekim En'am suresi 76 ile 79. ayetler arasında Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bu durumu izah ediyor. Hz. İbrahim daha sonra güneş de batıp gidince yine la hubbul afilin diyor. Ben batıp gidenleri sevmem. Ey insanlar, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz, şirk koştuğunuz şeylerden uzağım. Benim Rabbim bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır dedi. Hz. İbrahim
tevhide davet ederken babasından başlamıştı. Babası put ticaretinden geçiniyor ve bundan vazgeçemedi. Ama Hazreti İbrahim'in haklı olduğunu anlıyordu. Hazreti İbrahim'in de ona karşı kullandığı üslubu, Allah bize Meryem suresinde ders veriyor. Sürekli ya ebeti diyor. Ey babacığım diyor. Yani onun kalbine dokunacak şekilde yumuşak konuşuyor. Ama bizler bazen annemize, babamıza, bizden yaşça büyüklere hidayeti aktaralım derken o yeni hidayete gelmenin heyecanıyla kırıp dökebiliyoruz. Fakat asla yumuşak dili terk etmememiz lazım. Allah en büyük düşman olan Firavun'a, en sevdiği kullarından biri olan en yakın dostu Hazreti Musa'yı gönderirken kavli leyinle, tatlı dil ile konuşması gerektiğini tavsiye etmişti. Hazreti İbrahim'de de bunu görüyoruz. Yumuşak bir dille ona güzel güzel anlatıyor. Diyor ki, ey babacığım, sana da kendisine de hiçbir faydası olmayan bu cansız şeylere niçin tapıyorsun? Seni gücü her şeye yeten, gökleri yeri yaratan Allah'a iman etmeye davet ediyorum dedi. Sonra da iman etmeyenlere Rahman'ın azabı olduğunu haber verdi ve kendisine ait Allah'ın ona verdiği vazifeden ona bahsetti, ilimden ona bahsetti. Ama babası tam tersi, sen nasıl olur da benim tanrılarımdan yüz çevirirsin dedi. Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen vallahi seni taşlarım dedi. Kovdu yanından. Hazreti İbrahim, senin için mağfiret dileyeceğim dedi ve Allah onu sakındırana kadar da mağfiret diledi. Ama biliyorsun zaten Allah'a iman etmeyenler hakkında dua edilmez. Onlar için sadece hidayet temennisinde bulunulur. Tevbe suresinin 113. ve 114. ayetlerinde Allah bu durumu izah ettikten sonra ne diyor? Şüphesiz İbrahim çok yumuşak kalpliydi diyor. Daha sonra insanları da, kendi milletini de Allah'a davet ettiği tebliğler yapmaya başladı. İnsanlar şu ibretlik cevabı verdiler. Biz babalarımızı bu putlara tapar halde bulduk, o yüzden yapıyoruz. Ya babalarınız da sapkınlık içindeydilerse? İşte körü körüne taklit ne kadar tehlikeli. Hazreti İbrahim onları gökleri ve yeri yaratan Rabb'e iman etmeye davet etti. Fakat müthiş bir direnç buldu karşısında. Keldani kabilesi yılda bir defa bayram için toplanırlardı. Babası Azer de Hazreti İbrahim'i zorla götürmeye çalıştı. Hazreti İbrahim hastalığı bahane ederek yolun yarısında geri döndü. Geri döndüğü zaman bütün putları kırdı. En büyük putu ortada bıraktı. Kırdığı baltayı da onun omzuna astı. İnsanlar geldikleri zaman putlarımızı kim kırdı falan diye böyle öfkeyle, hayretle bağırıp çağırmaya başladılar. Putlara sürekli hakaret eden bu İbrahim nerede, onu getirin dediler. Hazreti İbrahim'i getirdiler. Hazreti İbrahim gayet rahat bir tavırla dedi ki, gördüğüm üzere bu putlar baltayla kırılmış, balta da şu büyük putun boynunda, sakın o kırmış olmasın dedi. İnsanlar o anlık öfkeyle, put nasıl baltayı tutsun da kırsın, putun gücü mü var dediler. İsterseniz o puta sorun, o anlatsın dediğinde putlar konuşmaz dedi birisi. Bir kez daha yakalandılar ve anladılar ki hiçbir gücü kudreti olmayan anlamsız taşlara tapmak ne kadar mantıksız. Hazreti İbrahim dedi ki, nasıl kendilerini bile koruyamayan şu aciz varlıklar ilah olup da sizi koruyabilsinler, hala akıllanmayacak mısın? Tabi putperestler bir yandan ondan çekiniyorlar, bir yandan da cezasını vermek istiyorlar. Bir anda bir infial oluştu ve durumu liderleri olan Nemrut'a bildirdiler. Nemrut çok sinirlendi ve devasa bir ateş yakılması gerektiğini emretti. Çok büyük bir ateş yaktılar. Bunun üzerine Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı yanına çağırdı. Bütün herkes Nemrut'un karşısına gelince ayağa kalkarlardı saygı için. İbrahim Aleyhisselam kalkmadı. Kalkmayınca Nemrut çok sinirlendi. Nemrut'un huzuruna giren herkes ona tazim secdesi yapardı. İbrahim Aleyhisselam bunu yapmayınca Nemrut çok sinirlendi. Sebebini böyle öfkeyle sorunca Hazreti İbrahim dedi ki, ben dirilten ve öldüren Allah'tan başka hiç kimseye secde etmem. Nemrut bunun üzerine hemen zindandan iki kişi getirtti. Dedi ki, bak dedi, ben de diriltir ve öldürürüm. Birisini ölüm emri verdi. Askerleri hemen orada onu öldürdü. Diğerine de senin hayatını bağışlıyorum dedi. Bak dedi, birisini yaşattım, birisini öldürdüm dedi. Lakin Nemrut, diriltmenin ruh vermek, öldürmenin de ruhu almak olduğunu bilmiyordu. Bunun üzerine Hazreti İbrahim dedi ki, benim Rabbim güneşi doğurur ve batırır. Bunu yapabilir misin? Buna güç yetirebilir misin? Bakara suresinin 258. ayetinde geçen bu hadisede şöyle ifade ediliyor. Nemrut cevap veremez hale gelmiş, donmuş kalmış. Tabii oradaki bütün insanlar, bütün o raiyeti Nemrut'un vereceği cevabı beklerken Nemrut cevap veremiyor ve rezil oluyor. Rezil olunuyor, çok sinirleniyor. Derhal bunu cezalandıralım diyor ve orada Henun isminde bir bedbaht var. Onun şeytanın insan kılığına girmiş hali olduğu da söylenir. Hemen bir akıl veriyor. Diyor ki, devasa bir ateş yakalım ve onu içine atalım. Nemrut bu fikri benimsiyor. Devasa bir ateş, o kadar büyük ki çevrede başka hiçbir yerde odun kalmayacak derecede odunları bir yere yığıyorlar. Hazreti İbrahim'den korktuğu için orada bir anda canını alamıyor. Çekiniyor. Mancınıkla onu ateşe atma fikrini kabul ediyorlar. O kadar büyük bir ateş yakıyorlar ki çevresinden bile kuşlar uçamaz hale geliyor. O kadar büyük bir ateş.
Hazreti İbrahim'i mancınığa bağlıyorlar. Ateşe atacaklar. Bu sırada yerdeki ve gökteki melekler hayret içinde Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiler. Ya Rabbi, bu seni çok seven, senin de çok sevdiğin bir kulundur. İzin verir misin ona yardım edelim diyorlar. Allah'ın izin vermesi üzerine melekler bir bir Hazreti İbrahim'in yanına gidiyor. Meleklerden birisi, rüzgarlar emrime verildi. Dilersen bu ateşi darmadağın edeyim diyor. Bir diğeri, sular benim emrime verildi. Dilersen bu ateşi söndüreyim diyor. Bir diğeri, toprak benim emrime verildi. İstersen bu ateşi yerin dibine göndereyim diyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, dostun dostuyla arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarır ise lütfundandır, yakarsa kusurumdandır. O halde sabredici olurum inşallah diyor. Mancınıktan ateşe atılmak üzereyken Hazreti İbrahim'in şöyle dediği duyuldu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O sırada Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, benden bir isteğin, bir dileğin var mı ya İbrahim? O da dedi ki, Rabbim benim bu halimi biliyor. Öyleyse senden bir isteğim yok dedi. Cebrail Aleyhisselam merakla sordu, neden Rabbinden kurtuluş istemiyorsun? İbrahim Aleyhisselam dedi ki, o benim halimi biliyor. Ateş kimin emriyle yanıyor? Yakma kimin işidir dedi. Tam bir teslimiyet, tam bir tevekkül örneği sergiledi. Kaderine rıza göstermiş ve o sahnenin tesadüf işi olmadığını, tamamen Rabbinin takdiriyle olduğunu biliyordu. Nitekim Allah, İbrahim Aleyhisselam mancınıkla ateşe atıldığı vakit ateşe emretti. Ya nâri kûni berden ve selam. Ey ateş, serin ve selametli ol. Ey ateş, serin ol dese sadece, ateş zemherir olacak, bu sefer dondurarak yakacak. Bu emirle birlikte Hazreti İbrahim'in atıldığı yer Gülistan'a, gül bahçesine dönüştü. Cenab-ı Hak oradan bir pınar da çıkardı. Ve gerçekten de bir hafta kadar, iki hafta kadar o ateşin yandığı söylenir. Ateş böyle sönmeye başlayınca bir de baktılar ki, o iki haftadır yanan devasa ateşin ortasında Hazreti İbrahim namaz kılıyor. Hatta bir rivayete göre cennetten bir gömlek indirilmiş ve Hazreti İbrahim'e bu gömlek giydirilmiş. Demek ki 20. sözde, hani sözler kitabında anlatılıyor ya, her peygamberin gösterdiği mucize insanlığa teknolojinin bir ufkunu gösterir. Hazreti İbrahim yanmadığı gibi kıyafetleri de yanmıyorsa, ey insanlar, siz de nefsinizden feragat edin, Allah'a güzel kulluk ile çalışın, tekniğinizi, iliminizi, biliminizi geliştirin, yanmayacak kıyafetler icat edin. Hatta İbrahim Aleyhisselam'dan bu gömlek İshak Aleyhisselam'a, oradan Yakup Aleyhisselam'a, oradan da Hazreti Yusuf'a intikal ediyor. Hatta Hazreti Yakup'un gözleri ama olmuştu. Hazreti Yusuf'un gömleğini koklayınca gözleri görmeye başlamıştı. İşte o gömleğin bu gömlek olduğu söylenir. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ın o halini görünce dehşete kapılıyor. Ve diyor ki, ey İbrahim, Rabbin gerçekten çok kudretliymiş, seni de bundan koruyabiliyor. Demek ki ben senin Rabbine 4000 tane kurban vereceğim. Tabi bunu ona iman etmek için değil, kendisini ilah görüyor. Daha güçlü bir ilah olarak onu gördüğü için, buna saygı için yapıyor. Ama ilahlık iddiasından da vazgeçmiyor. İbrahim Aleyhisselam da bu yaptığı işin boş olacağını, o sapkınlığından vazgeçmezse kurbanlarının hiçbir kıymeti olmadığını söylüyor. O da bu saltanattan asla vazgeçmem ama kurbanları da keseceğim diyor ve kurbanları gerçekten kesiyor. Tabi apaçık bir mucize gördükten sonra artık gayb perdesi çok inceldiği için iman etmemek çok büyük bir vebaldir. Eğer iman edilmezse mucizenin peşinden helak gelir. Nitekim de öyle oluyor. İman etmiyor. Bir grup insan iman ediyor Hazreti İbrahim'e. Allah da emir veriyor. Helak gelmeden önce o grup insanları alıp hicret etmesine dair Hazreti İbrahim hicret ediyor. Hazreti İbrahim Urfa'nın güneyinde bulunan Harran'a hicret etti. İbrahim Aleyhisselam hicret edince Keldani kabilesine ve Nemrut'a Allah'ın helakı sivrisinek üzerine geldi. Toz şeklinde şehrin üstüne sanki böyle bir kum fırtınası gibi muazzam kalabalıkta Allah'ın sivrisinek ordusu geldi ve insanları kupkuru kalıncaya kadar kanlarını emdi. Nemrut'un da burnundan girdi, bir diğer rivayette kulağından girdi. Topal bir sinekti hatta bu. İşte onun kibrine, onun ilahlık iddiasına mukabil Cenab-ı Hak gücünü, kudretini nasıl gösteriyor? Çok zayıf bilinen bir mahluk olan sivrisinek, hatta topal bir sivrisinek onun kulağından veya burnundan girmek suretiyle beynini ısırmaya başlıyor. Nemrut kafasını balyozlarla dövdüre dövdüre başı parçalanıncaya kadar o baş ağrısından kurtulmak için kendini öldürtüyor. Diğer herkes de iman etmeyen, iman edenlerle dalga geçenler de, putperestlikte ısrar eden zalimlerse Allah'ın helakına uğruyor.